Herkese merhaba. 3. KPSS tarih denemesi soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorudayız. Türklerin yerleşik yaşama geçmeleri birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir diye sordum. A şıkkıyla başlıyorum. Ticaret yapmaya devam edilmesi sizce bu değişikliklerden birisi olabilir mi? Hayır. Peki sanata duyulan ilginin azalması bu değişikliklerden birisi olabilir mi? Hayır. Tarımsal aletlere sahip olunması ister istemez bu değişikliklerden birisine örnek olarak gösterilebilir mi? Evet. Peki boydan halinde yaşamaya devam edilmesi sizce bu değişikliklerden birisi midir? Hayır. E, kendilerine özgü alfabe kullanmaları yerleşik yaşamı benimsemeden önce bizim zaten alfabemiz vardı. Bir değişiklik söz konusu olmadı bu hususta da. O halde bir ne olmalı? Ceyhan olmalı. İkiye geldik. 13. yüzyılda Anadolu Selçukları döneminde ortaya çıkan ahilik teşkilatı zamanla Anadolu'da alanlarından hangilerinde söz sahibi olmuştur? Ahilik teşkilatının söz sahibi olduğu alanlar sosyal alan, ekonomik alan ve zanaat alanı ikinci sorumuzun cevabını olacak? Edirne olacak. 3'e geldik. Osmanlı Devleti'nde ölen bir kişinin muhallefatını yani bıraktıkları ve bunun raiş değerlerini belirleyip varislerine taksimini bildiren resmi defterlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Bahsi geçen defterimiz tereke defteridir. Ama ben sizler için diğer defterleri de açıklamak istiyorum. Mühimme defteri divan kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. Tahrir defteri deyince aklımıza tapu kayıtları gelsin. Ayniyat defteri ise Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda sadaretten nezaretlere, çeşitli dairelere ve vilayetlere yazılan tezkirelerin suretlerinin kaydedildiği defterler olarak karşımıza çıkar. Peki ahkam defterini Divan-ı Hümayun'da halkın şikayetlerinin görüşülmesinden sonra alınan kararların birer suretinin farklı bölgelere ait defterlere kaydedilmesi suretiyle oluşur. O halde üçüncü sorumuzun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik dörde. Dördüncü sorudayız. Mimar Sinan'ın aşağıdaki eserlerinden hangisi UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır? Açıklama kısmında Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerin sayılarını tabiri caizse verdim. Arkadaşlar Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Edirne Selimiye Camii UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. O halde dördüncü sorumuzun cevabı ne olmalı? Adana olmalı. Beşe geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama dönemine girmesinin nedenlerinden birisi değildir diye sordum. Padişahların devlet yönetim tecrübesinden yoksun kalması bu nedenlerden birisi miydi? Evet. Toprak sisteminin bozulması yine duraklama dönemine girmemizin nedenlerinden birisi miydi? Elbette. Enderun Mektebi'nin eğitim kalitesini koruması Duraklama dönemine girme nedenlerimizden birisi miydi? Hayır. Ordu ve maliyenin bozulması ve eğitim sisteminin bozulması duraklamanın nedenlerinden birisiydi. O halde 5 ne olacak? Ceyhan olacak. 6'ya geldik. Fransız ordusunun Mısır'ı işgal etmesinde 1798 yıl aklınıza gelsin. Yukarıdakilerden hangileri etkilidir? Fransa'nın İngiltere'nin Akdeniz ve Uzakdoğu'da söz sahibi olmasından Rahatsızlık duyması etkili miydi? Evet, birinin olmadıklarını attım. Peki Fransızların, İngilizlerin gücünü kırmak, uzak doğuya giden yolları ele geçirmek gibi bir arzular söz konusu muydu buraya sefer düzenlemek hususunda? Evet. Peki Osmanlı Devleti'nin İngiliz işgaline karşı Fransızlardan yardım istemesi diye bir durum söz konusu oldu mu? Bu yüzden mi Fransızlar burayı işgal etti? Hayır. Dikkat edin Mısır'ın İngilizler tarafından işgali 1882 unutmayın. E, Fransızlar Mısır'ı ne zaman işgal etmişti? 1790. Arada bayağı süre var. O halde 6. sorunun cevabı ne olmalı? Bursa olmalı. Geldik 7'ye. Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmalar için dış güçlere uygun zemin yaratmamıştır? Kapitülasyonların yaygınlaşması uygun bir zemin yarattı adamlara. Şehzade Cem sorunu deyince aklımıza... Memlükler gelsin, Papalık gelsin, Fransa gelsin. E küçük Kaynarca Ortodoksların koruyuculuğunu Rusya'ya kaptırdık. Rusya gelsin aklımıza. Kavalalı Mehmet Ali Paşa deyince Mısır sorunu yüzünden Boğazlar meselesi patlak verdi. Rusya, İngiltere devreye girdi. Ama alemdar Mustafa Paşa olayla herhangi bir dış ne diyelim, güçlere uygun zemin yaratılına dair durum söz konusu değil. Yedinci soru adı ne olacak? Edirne olacak. Sekize geldik. Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Sözleşmesi ile ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir? Açıklama kısmını okuyorum müsaadenizle. Balta Limanı Sözleşmesi ile yabancı tüccarların iç gümrük vergisi ödeme zorunluluğu kaldırılırken yerli tüccarlar bu vergiyi ödemeye devam etmiştir. Ne güzel. Yerli sanayi öldürülmüş, habire e, ne diyelim dış menşeli tüccarlar kayırılmış tabiri caizse. Aşağıdakilerden hangisi balta limanı sözleşmesiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri değildir. Bakalım. Yerli pazarlara yabancı tüccarların egemenliği yerleşti mi? Evet. Peki yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edememesi diye bir durum söz konusu oldu mu? Evet. Peki yerli tüccarlarda iflaslar başladı mı bu sayede? Tabii ki sen dışarıdan gelen tüccarı kayırırsan, kendi tüccarına insan muamelesi yapmazsan olacağı da budur. Peki ticari gelirlerin büyük bir kısmının yabancı tüccarlar akmasına sebep oldu mu yaşanan hadiseler? Evet. Peki halk isyan ederek yabancı tüccarları acaba ülkeden kovdu mu? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. 8 o halde ne olacak? Edirne olacak. 9'a geldik. Kanuni esaside yer alan hükümlerden hangileri demokratik anlayışa uygun değildir diye sordum. Yine beğendiğim güzel sorulardan birisi. Padişahın olağanüstü durumlarda meclisi açma kapama hakkına sahip olması sizce demokratik mi değil? Biri aldım. Peki meclis-i mebusan üyelerinin halkın seçmesi demokratik mi? Evet ikinci olduklarını attım. Peki meclis-i mebusanın başkanının meclisin göstereceği adaylar içerisinde padişah tarafından belirlenmesi yine gayri demokratik mi? Evet o halde dokuz ne olacak gençler arkadaşlar? Ceyhan olacak. Ona geldik. İkinci Mahmut yayınladığı ferman ile müsaadele uygulamasına son verdiğini açıklamıştır. Müsaadele neydi? Devletin istediği kişinin çeşitli nedenlerden dolayı mallarına el koymasıydı. Müsaade kaldırılıyor ise özel mülkiyette güvence altına alınmış olur. 10. soru o zaman ne olacak cevap olarak? Ceyhan olacak. 11'e geldik. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı İmparatorluğu'nun dirlik sistemiyle ulaşmak istediği hedeflerden birisi olamaz diye sordum. Yine nefis bir soru. Güçlü bir ordunun ve bürokratik kesimin masraflarını hazineden para çıkmadan karşılama arzusu bu sistemin kurulmasında etkili miydi? Elbette etkiliydi. Peki merkezi otoriteyi imparatorun her yerine taşıma arzusu yine bu sistemin kurulmasında etkili miydi? Evet, özel mülkiyet anlayışını özendirmekle dirlik sistemin Allah aşkına ne alakası var? O halde 11 ne olacak? Ceyhan olacak. 12'ye geldik. Yukarıdaki Türk devletlerinden hangileri Osmanlılar ile çağdaştır? Bakalım 1299 dikkat edin. 1922 tamam. Şimdi Derhi Türk Sultanı ne zaman kuruldu? 1206-1555. Osmanlılara çağdaş mı çağdaş? Babürler 1526-1858. Osmanlılarla çağdaş mı çağdaş? Peki Harzemşahlar 1097-1231. Osmanlılarla çağdaş mı? Değil. Dikkat edin. O zaman üçün olduklarını attım. Hangileri çağdaştı? 1 ve 2 o halde 12 ne olacak? Denizi olacak. Geldik 13'e. 1958 yılında Amerika'nın Sovyetler ile olan uzay yarışında geri kalmamak amacıyla yaptığı çalışmalar arasında gösterilebilir diye sordum. Birinci öncüle başlıyorum. Amerikan Başkanı Kennedy Sovyetler ortak çalışma ile aya inme önerisinde bulundu mu acaba? Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Güzel. Bir öncül koymuşum aslında. Peki ikinci öncüyle devam ediyorum. Uzaya ilk Amerikan uydusu olan Explorer biri fırlatmış mı Amerikalar? Evet. Peki Amerikan teknolojik üstünlüğü yeniden elde etmek için okul müfredatlarını yeniledi mi Amerika Birleşik Devletleri? Elbette. O halde 13. sorumuzun cevabı ne olmalı? Denizli olmalı. Amerika bu işi çılgınlık seviyesine taşıdı biliyorsunuz. 13 deniz. 14'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye'de yaşanan gelişmeler örnek olarak verilemez. Neşet Ertaş kendi tarzıyla Türk halk müziğinin önemli temsilcilerinden biri haline geldi mi bu dönemde? Evet. Dönemin önemli sinema filmlerinden birisi Vurun Kahpeye midir? Tabii ki. Demokrat Parti ve Halk Parti iktidarlarının baskıcı politikalarına karşı Marco Paşa, Merhum Paşa, Malum Paşa gibi dergiler çıkarıldı mı? Evet. Peki 1957'de ise Güreş Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu mu? Evet. Koca Yusuf 1946 Avrupa, 48'de Olimpiyat, 51'de ise Dünya Şampiyonluklarını elde etti mi? Hayır. Koca Yusuf deyince 19. yüzyıl gelsin aklımıza. O halde 14 ne olmalı? Denizli olmalı. 15'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi 7 Haziran 45'te dörtlü takrir adı verilen önergeyi yayımlayan milletvekillerinden birisi değildir. Dörtlü takrir deyince aklımıza gençler arkadaşlar Cafer gelsin. Bak unutmuyoruz tamam. Cafer C. Celal Bayar A. Adnan Menderes F. Fuat Köprülü R. Refik Koraltan Dörtlü taklide Kazım Paşa yok. Müthiş bir akrostiş. 15 ne olacak o zaman sizler için? Bursa olacak. 16'ya geldik. Yukarıdaki bölgelerde yaşayan Türklerden hangileri Balkan Savaşları sonrasında azınlık statüsüne girmiştir? Biz Batı Trakya'yı ve Makedonya'yı Balkan Savaşları ile kaybettik biliyorsunuz. 16 ne olmalı? Bursa olmalı. Kars, Diyakonlar ise Karadağ, Romanya, Sırbistan ise 93 Harbi ve sonrasında imzalanan Berlin Anlaşması ile kaybetmiştik. O halde 16 ne olmalı? Bursa olmalı. 17. sorudayız. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğunda Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi fikir akımlarının önemini yitirirken yeni bir anlayış ön plana çıkmıştır. Bahsedilen bu yeni anlayış aşağıdakilerden hangisidir? Türk devletinin kuruluşunu da sağlayan bu yeni anlayış milliyetçiliktir, Türk milliyetçiliğidir. 17. sorun cevabı o halde ne olmalı? Denizli olmalı. 18'e geldik. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi itilaf devletlerini aşağıdaki devletler hangisi temsil etmiştir? Mondros mütarekesi Limna adasının Mondros limanında itilaf devletleri adına İngiliz amirali Kaltrop ile değil mi? Bahriye Nazırı Rao Forbay arasında imzalanmıştır. Mondros mütarekesi imzalansın diye aracılık eden tutsak general ise ki kut zaferi gelsin aklımıza General Townsend 18 ne olacak gençler? Ceyhan olacak. 19'a geldik. Bulgaristan 1. Dünya Savaşı sonrasında itilaf devletleriyle aşağıdaki barış anlaşmalarının hangisini imzalamıştır? Bulgaristan 1. Cihan Harbi sonrası itilaf ile Nöyi barışını imzaladı. Selanik ise biliyorsunuz savaştan çekilmesini sağlayan ateşkes anlaşmasıydı. 19 ne olmalı? Adana olmalı. 20'ye geldik. Türk halkının işgaller karşısında kurduğu silahlı direniş birlikleridir Kuvayi Milliye. Aşağıdakilerden hangisi bu silahlı direniş birlikleri ile ilgili doğru bir bilgi değildir diye yine nefis bir soru sordum. İhtiyaçları hak tarafından karşılandı mı bu adamların? Evet. Peki belli bir merkezi otoriteye bağlı değillerdir. Doğru mu? Doğru bir Kurmay başkanlığı gibi bir e, merkezi otoriteye bağlı değil adamlar. Peki hukuk devletine aykırı uygulamalar oldu mu bunların? Tuttuklarını astılar zaman zaman. Peki düzenli ordunun kökenini oluşturdu mu bunlar? Tabii ki. Düşman ilerleyişini durdurabildiler mi? Hayır. Düşman ilerleyişini yavaşlattı ancak durduramadılar. Bu ise kaldırılmaların en önemli sebeplerinden birisiydi. 20 bu yüzden ne olmalı? Denizli olmalı. 21. sorudayız. Toplanış şekli bakımından bölgesel, Aldığı kararlar bakımından ise milli bir kongre olan Erzurum'da aşağıdaki konulardan hangisi ele alınmamıştır? Milli sınırlar içerse vatan bir bütündür denildi mi Erzurum'da? Evet. Peki manda ve himaya ilk defa reddedilerek tam bağımsızlık hedeflendi mi? Evet. Peki Kuvay Milliye yetkin milli iradeyi egemen kılmak esastır denilerek C şıkkında elemiş olduk mu? Evet. Peki azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozucu ayrıcalıklar verilemez denildi mi Erzurum Kongresi'nde? Tabii ki dendi. Boğazlar Komisyonu'nun geleceğine dair herhangi bir karar Erzurum Kongresi'nde alınmadı. O halde 21 ne olacak? Edirne olacak. Geldik 22'ye. Yukarıdaki tarihi gelişmelerin hangilerinde heyeti temsiliye ya da temsil ile ilgili karar alınmıştır. Her türlü etki ve devletimden uzak milli bir kurul oluşturulacaktır. 9 kişilik bir temsil heyeti kuruldu. Başkanlığından Mustafa Kemal getirildi. Sivas'ta da ne oldu? Bunun yetkileri tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletildi. O zaman tekrar topluyorum sizin için. Amasya genelgesinde temsil heyetinin kuruluş fikri vardı. Erzurum kongresinde 9 kişilik bir birim oluşturuldu ve başkanı Mustafa Kemal getirildi. Sivas'ta ise kurulmuş olan bu temsil heyeti yetki olarak tüm yurdu kapsayacak şekilde yetkileri ne yapıldı? Genişletildi. 22 ne olacak? Edirne olacak. 23'e geldik. Milli mücadele döneminde özellikle Tebemmen'in şahsına karşı çeşitli bölgelerde isyanlar patlak vermiştir. Aşağıdakiler hangisi bu dönemde gerçekleşmemiştir? Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı isyanları bu dönemde miydi? Evet. Peki Yozgat'ta Çapanoğlular isyanı çıktı bu dönemde? Evet. Ahmet Hanzavur isyanı ve Çerkez Ethem isyanı yine bu dönemde. Tebemmen'in şahsına karşı çıkan isyanlara örnek miydi? Evet. Şeyh Said isyanı yıl olarak 1925 dikkat edin lütfen bu dönemle alakası olmayan bir isyan 23 o halde ne olacak? Ceyhan olacak. 24'e geldik. Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisi Fransa ile Yeni Türk Devleti arasında sorun yaratmamıştır? Akrosiz yapayım sizin için. Bunu şöyle kodlayın. Fransa ile aramızdaki sorunlar bot yav diye kodluyoruz. Tamam? Mı? Peki B Bozkurt Lotus olayı, O Osmanlı borçları, T Türk-Suriye sınırı, Y yabancı okullar. A. Adana Mersin Demiryolu'nun satın alınması. Nüfus mübadelesi Fransa'da değil Yunanistan'la sorun olmuştu. 24 O ne olacak? Denizli olacak. Hemen V'yi merak ettiniz. Ya V ne? O da vagon lit olay. 24 deniz. 25'e geldik. 25. sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin katkısından söz edilemez. Gümrü anlaşması deyince kıymetli arkadaşı aklımıza Ermeni sınırı gelsin evet. Peki Kasrı Şirin Anlaşması deyince İran sınırı gelsin. Moskova Anlaşması deyince Sovyet sınırı. Ankara Anlaşması deyince de Suriye sınırı gelsin aklımıza. Biz 2. Balkan Savaşı sonrası Sırbistan ile biliyorsunuz İstanbul Anlaşması'nı imzaladık. Sırbistan ile bu anlaşmayı imzalama sebebimiz şuydu. Sınırımızın olmamasına rağmen Sırbistan ile bölgede kalan Türklerin bu anlaşmayla haklarını ne yaptı? Korumaya çalıştık. O halde 25 olmalı? Bursa olmalı. 26'ya geldik. 26. sorudayız. Aşağıdaki muharebelerden hangisi TBMM ile İstanbul Hükümeti'nin Londra Konferansı'na çağrılmasında etkilidir? Milatçi diye akrosij yapabiliriz. Milatçi. Evet geldik. I. Birinci İnönü Muharebesi'nin sonuçlarıdır bunlar. Moskova Anlaşması, İstiklal Maaşı, Londra Konferansı, Afgan Dostluk Anlaşması, T neydi? teşkilat esası, Çe Çerkez bastırılması ve İnönü'nün genelliğe terfisi, bizim İstanbul hükümetiyle beraber Londra konferansına davet edilmemize sebep olan tarihi gelişme, birinci İnönü Muharebesi'ni kazanmış olmamızdır. Yani 26 ne olacak? Adana olacak. 27. sorudayız. Uluslararası ekonomik ilişkilerde aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletine önemli kolaylıklar sağlamıştır? Uluslararası ekonomik ilişkilerde yeni Türk devletine kolaylığı Ağırlık ve uzunluk ölçü bilimlerinin değiştirilmesi sağladı. 27. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı. Bir soru çözüm videosunda bir kere daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni bir soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.